Arkadaşlar, yeni bir konu, yeni bir heyecan ve yeni bir mutlulukta karşı karşıyayız. Yeni aşkımızın adı ne? Maliyet teorisi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle maliyet nedir? Üretim maliyet demek, bir üretimi yaparken katlanılan her türlü külfete maliyet diyoruz. O halde maliyet neymiş? Külfet demekmiş. Ve yine arkadaşlar, biz maliyeti, üretimde katlandığımız maliyeti ise ikiye ayırırız. Bunlar, birincisi açık maliyet. Bir diğeri de arkadaşlar nedir? Bir diğeri de örtük maliyet olmak üzere. Peki nedir açık maliyet, nedir örtük maliyet? Diyeceğiz ki bir üretim yaparken kayıt altına alabildiğimiz her türlü maliyete açık maliyet denir. Bu nedenle açık maliyet aynı zamanda muhasebeleştirilebilen maliyettir. Yani ben bir üretimi yaparken, üretimi yapmak için bir ödeme yapıyor isem o mutlaka ve mutlaka açık maliyettir. Peki nedir örtük maliyet? Bir üretimi yaparken vazgeçilen diğer üretimden elde edilen gelirdir. Peki ben bir üretim yaparken bir başka üretimden, vazgeçtiğim üretimden elde ettiğim geliri muhasebe kayıtlarına alabilir miyim? Hayır. Bu nedenle örtük maliyet aynı zamanda muhasebeleştirilemeyen maliyettir. Yani ne demek oldu? Bir üretim yaparken vazgeçtiğim diğer üretimden elde edilen gelir. Ve burada bir ödeme yapmak var mı? Yok. O halde bir üretim yaparken eğer ben o üretim için ödeme yapmıyorsam, yani ödeme yok ise, işte o kesinlikle ve kesinlikle örtük maliyettir. Peki örtük maliyeti nasıl tanımladık? Bir üretim yaparken vazgeçilen diğer üretimden elde edilen gelir diye tanımladık. Dolayısıyla bu aynı zamanda fırsat maliyeti değil midir? Örtük maliyet bu anlamda üretimin neyini ifade eder? Üretimin fırsat maliyetini ifade eder. Gördüğünüz gibi maliyetler kaç ayrıldı? İkiye. Peki maliyet ikiye ayrılıyorsa İktisatçı niye maliyeti bilmek ister? Karı hesaplayabilmek için. Peki biz karı nasıl hesaplarız? Arkadaşlar, kar ise bir işletmenin elde ettiği gelirden o işletmenin katlandığı maliyeti çıkarttığımızda biz karı buluruz. Dolayısıyla maliyet ikiye ayrıldığına göre kar da ikiye ayrılacaktır. Nasıl? Bunlardan birincisi ne deriz arkadaşlar? Muhasebe karı. İkincisi ise ne deriz arkadaşlar? İkincisini ise iktisadi, bir diğer ifadeyle arkadaşlar ekonomik kar deriz. Peki nedir muhasebe karı? Bir işletmenin elde ettiği tüm gelirden o işletmenin açık maliyetini çıkarttığımızda bize muhasebe karı verir. Yani kayıt altına alınan gelirden kayıt altına alınan maliyet çıkartıldığında kayıt altına alınan karı bulmuş oluruz. Peki nedir iktisadi kar ise? İktisadi kar ise bir işletmenin elde ettiği tüm gelirden o işletmenin açık ve örtük, yani zımmi, yani fırsat maliyetini çıkarttığımızda neyi bulmuş olduk? İktisadi karı bulmuş olduk. Peki arkadaşlar, ben şu eksiyi şöyle içeriye dağıtsam şöyle olur mu arkadaşlar? Yazalım yine. İktisadi kar eşittir gelir eksi açık maliyet eksi zımmi, yani örtük maliyet. Dikkat edin, hani şurası gelir eksi açık maliyet, tıpkı bu değil mi? Yani neyi verdi? Muhasebe karını. O halde onu yeni yazarsam şu olacak mıdır? İktisadi kar eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Muhasebe karı eksi örtük maliyet olmuş oldu. Peki ben yine şöyle bir şey yapabilir miyim arkadaşlar? Bakın, iktisadi kar eşittir muhasebe karı eksi örtük maliyet dersen. Peki burada şunu diyebilir miyim? İktisadi kar ne demektir? Bunu bir tanımlayalım. Örtük maliyet neyi ifade ediyordu? Fırsat maliyetini ifade ediyordu. Şimdi bakın, eğer işletmenin muhasebe karı fırsat maliyetinden büyükse iktisadi kar burada pozitif olur. O halde iktisadi kar demek bir işletmenin fırsat maliyetinin üzerinde elde ettiği kazanç demektir. Neymiş iktisadi kar? Fırsat maliyetinin üzerinde elde edilen kazanca iktisadi kar denir. Peki günlük hayatta da bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Mesela siz bir malı atıyorum 10 liraya satmaya razıyken atıyorum birdenbire 12 liraya sattın. 2 lira hiç beklemediğin bir para mı kazanmış oldun? Dolayısıyla ona ne diyoruz? İktisadi kar. Neymiş, tekrar edelim.
fırsat maliyetinin üzerinde elde edilen kazanç. Eğer işletmenin muhasebe karı örtük maliyetine eşitse iktisadi kar ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Değerli arkadaşlar, biz üretim maliyetlerini açıklarken de, diyeceğiz ki önce bizim açık maliyet açıklamamız lazım. Arkadaşlar, biz üretim maliyetlerini açıklarken de neyi açıklarız? Açık maliyetleri. Çünkü bu neyi ifade ediyor? Fırsat maliyeti. Peki biz açık maliyetleri ise nasıl açıklarız? İki biçimde açıklarız. Bir, nasıl açıklarız arkadaşlar? Kısa dönemde açıklarız. İki, nasıl açıklarız? Uzun dönemde açıklarız. Peki kısa dönemde biz maliyetleri kaç ayırırız? Kısa dönemde maliyetleri ise ikiye ayırırız. Bunlar, birincisi deriz ki, birincisi toplam sabit maliyet. İkincisi deriz ki arkadaşlar, iki toplam değişken maliyet olmak üzere. Toplam sabit maliyeti TFC diye gösteririz. Toplam değişken maliyeti ise TVC ile gösteririz. Peki toplam sabit maliyetle toplam değişken maliyetin toplamı ise bize neyi verir? Bize toplam maliyeti verir. Ve toplam maliyeti neyle gösteririz? TC ile gösteririz. O halde bir işletmenin kısa dönemde katlandığı maliyetler sabit maliyetlerle değişken maliyetlerin toplamından oluşurmuş. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Toplam sabit maliyet nedir? Toplam değişken maliyet nedir? Bunun bir tanımını yapalım. Ama bunun tanımını yapmadan önce kısa dönemde biz katlandığımız bu maliyetler kısa dönemde üretim yaparken karşımıza çıkar. Bu nedenle kısa dönem üretim analizinin tüm varsayımları kısa dönem maliyet analizinin tüm varsayımlarıyla aynıdır. Bu nedenle ben şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Bakın, kısa dönem maliyet analizi, kısa dönem maliyet analizi neyini ortaya koyalım? Varsayımlarını ortaya koyalım. Nelerdir bunlar? Bir, deriz ki üretimde bir tane ne vardır? Bir tane değişken girdi vardır. İki, diğer tüm girdiler nedir deriz arkadaşlar? Sabittir deriz. Üç, sabit girdi ile değişken girdi her oranda üretime katılabilir deriz. Ve dört, üretimde kullanılan girdilerin homojen olduğunu kabul ederiz. 5. Üretim bütçesinin sabit olduğunu kabul ederiz. 6. Üretim teknolojisinin sabit olduğunu kabul ederiz. Ve 7. Üreticinin ne yaparız arkadaşlar? Üretim sürecinde tutarlı ve rasyonel olduğunu kabul ederiz. Dikkat ederseniz bu varsayımlarımızın hepsi aynı zamanda kısa dönem üretim analizi varsayımı değil miydi? Evet. O halde kısa dönemde üretim yaparken karşıma çıkan bu kısa dönem maliyetlere kısa dönem maliyet analizi deriz. Ve kısa dönemde kaç tane maliyetimiz var? Sabit ve değişken maliyetler. Bunların toplamı ise toplam maliyeti veriyor. O halde önce toplam sabit maliyet nedir? Bunun bir tanımını yapalım. Yine hatırlayın, kısa dönem üretim analizini yaparken ne üretiyorduk arkadaşlar? Salça üretiyorduk değil mi? Peki salça üretmek için öncelikle bir arazi aldık mı? Aldık. Para ödedik mi? Ödedik. Üretim var mı? Yok. Peki bu arazinin içine bir fabrika binası kurduk. Para ödedik mi? Ödedik. Üretim var mı? Yok. Peki bu fabrika binasının içine makineler kurduk mu? Kurduk. Para ödedik mi? Ödedik. Üretim var mı? Yok. İşte üretim olsa da olmasa da ben bunlara katlanmak zorunda değil miyim? Bu nedenle kısa dönem ve toplam sabit maliyet demek şunu ifade eder. Üretim olmasa da katlanılan maliyetlere sabit maliyet denir. Bu bir. İki, peki bu benim kullandığım arazi, makine, fabrika aynı zamanda üretimi gerçekleştirmek için kullandığım sabit girdi değil midir? Bundan dolayı sabit maliyet demek üretimde kullanılan sabit girdilere yapılan ödeme demektir. Peki benim
Kısa dönemde sabit maliyetlerim neler olabilir? Kısa dönemde sabit maliyetlerim, örneğin arkadaşlar, fabrika kirası olabilir mi? Olabilir. Ya da üretim yapsam da yapmasam da kullandığım demirbaşlar için aşınma ve yıpranma ödemek zorunda değil miyim? O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşınma ve yıpranma. Yıpranma payları. Yani amortismanlar neyin içindedir? Sabit maliyetlerin içindedir. Mesela arkadaşlar, biz burada Dizgi Yayınları ve Dizgi Akademi olarak sizlere hizmet sunuyoruz. Ve ben buraya gelerek sizlere ne yapıyorum? Ders anlatıyorum. Buraya geldiğim sürece bana para ödeniyor. Peki. Burada bizim idaremizde, idare katımızda Seda Hanım var. Siz gelseniz de gelmeseniz de, kitap alsanız da almasanız da, o orada oturduğu için maaş alıyor. O halde Seda Hanım'ın üretimle ilgisi var mı? Yok. O bizim neyimiz? İdari personelimiz. Ona biz maaş ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Dolayısıyla üretimden bağımsız olduğu için Seda Hanım'a yaptığımız ödeme yine sabit maliyetimiz olmayacak mı? Peki Seda Hanım bizim neyimiz? İdari personelimiz. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Biz bunun içine ne giriyor? İdari personel maaşları da neyin içindedir? Sabit maliyetlerin içindedir. Peki biz sabit maliyeti başka nasıl tanımlarız? Şimdi arkadaşlar, diyelim ki ben salça üretmek için araziyi aldım. Makineleri kurdum. Yani fabrika binasını kurdum, makineleri kurdum. Akşam yatacağım, sabah kalkacağım ve ben salça üretimine başlayacağım. Fakat gece bir kabus gördüm. Kabusumda salça makinesinin içine düşüyorum ve ölüyorum. Kalkıyorum kan ter içinde, vazgeçtim, bunu yapmıyorum diyorum. Değil mi? Korktum çünkü. Peki ben buraya harcadığım parayı geri alabilir miyim? Alamam. Gitti, battı gitti. İşte bu nedenle sabit maliyetin bir diğer adı da nedir? Batık maliyettir. Neymiş bir diğer adı? Batık maliyet. Peki sabit maliyet, yani batık maliyet ne demek oldu? Şunu ifade eder arkadaşlar. Üretimden vazgeçilmesi nedeniyle geri alınamayan maliyete batık maliyet denir. Biz neyi bitirdik? Sabit maliyet. Şimdi neyi açıklamamız lazım? Değişken maliyeti. Peki biz salça üretmek için artı ne almak zorundayız? İşçi. Artı ne almak zorundayız? Ham madde. Yani domates almak zorundayız. Doğru mudur? Diyelim ki ben 10 ton domates aldım. Karşılığında 5 ton salça ürettim. Ve ben salça üretimini 10 tona çıkartmak istiyorsam şuradaki domates miktarını 20 tona çıkartacağım. Ve domates daha çok aldığım için ödediğim para da artacak mı? Maliyetim artacak mı? Ama üretimim de arttı, öyle değil mi? İşte üretime bağlı olarak değişen maliyeti de değişken maliyet denir. O halde değişken maliyet neymiş? Değişken maliyet diyeceğiz ki üretime bağlı olan maliyet demektir. O halde üretime bağlı olan maliyet ise bunlar benim aynı zamanda üretimde kullandığım değişken girdilerim değil midir? Ve bunlara yaptığım ödeme ise benim katlandığım değişken maliyetim olmadı mı? Dolayısıyla toplam değişken maliyet demek üretimde kullanılan değişken girdilere yapılan ne demektir arkadaşlar? Ödeme demektir. Peki benim değişken maliyetlerim neler olabilir? Benim değişken maliyetlerim bir, örneğin arkadaşlar işçi ücretleri ya da işçi ödemeleri olabilir mi? Olabilir. İki, örneğin ham madde giderleri olabilir mi? Olabilir. Ya da üç, üretim için kullanılan enerji giderleri, yani elektrik giderleri olabilir mi? Olabilir. Not. Değerli arkadaşlar, çevre aydınlatması üretime bağlı değildir. Çevre aydınlatması üretimden bağımsız olduğu için çevre aydınlatması için gelen elektrik faturası sabit maliyettir. Ama üretimde kullanılan makineler için kullanılan elektriğin faturası ise benim değişken maliyetimdir. Dolayısıyla bakın şimdi. Şöyle bir çizdik. Bizim
Toplam maliyetimiz nelerden oluştu? Bir kere toplam maliyetimiz. Bu var mı? Toplam sabit maliyet var. Artı. Bir de ne var? Bu var mı? Var. Yani toplam değişken maliyet. Artı. Bir de ne olacak arkadaşlar? Buraya ne ekliyoruz? Normal karı. Yani NK'yı ekliyoruz. Aa bak, bunun ne olduğunu gördük. Sabit maliyeti anlattık. Bunun ne olduğunu gördük. Değişken maliyeti anlattık. Ama neyi anlatmadık? Normal kar. Peki nedir normal kar? Normal kar, girişimcinin üretimde bulunabilmesi için elde etmesi gereken minimum kardır. Yani girişimcinin üretim faktörlerini üretime sokması için elde etmesi gereken en az kar düzeyine normal kar denir. Örneğin Dizgi Akademi'nin sahibi kim? Tabii ki de Kenan Bey. Peki Kenan Bey'in asıl mesleğini maliye öğretmeni. Peki Kenan Bey Dizgi Akademi'yi işletmese ya da Dizgi Yayınları'nı işletmese, maliye dersleri anlatsa ayda en az ne kadar maaş alır? 50 bin lira maaş alır diyelim. Peki Kenan Bey Dizgi Yayınları'nı işleterek ayda 50 bin lira kazanmıyorsa sizce burayı işletir mi? İşletmez. Dolayısıyla bu normal kar aynı zamanda nedir? Girişimcinin maaşıdır. Elde etmesi gereken en az kardır. Peki Kenan Bey şu an burada ders anlatıyor mu? Anlatmıyor. Peki Kenan Bey ne? İdari personel değil mi aynı zamanda girişimci olarak? Peki idari personel giderleri neyin içindeydi? Sabit maliyetlerin içindeydi. Dolayısıyla benim bunu buraya ayrıca yazmama gerek yoktur. O neyin içindedir? Sabit maliyetlerin içindedir. Dolayısıyla girişimcinin maaşı normal kar olarak neyin içine yazılırmış? Sabit maliyetlerin. Bundan dolayı bir işletmenin toplam maliyeti, bir işletmenin toplam gelirine eşit olur ise, toplam maliyetler toplam gelire eşit olduğunda toplam maliyetlerin içinde ne var? Sabit maliyetler. Sabit maliyetlerin içinde ne gizli? Normal kar. İşte maliyetin gelire eşit olduğu bu durumda firma ne elde edermiş? Normal kar elde edermiş. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bunları teker teker açıklamamız lazım. O halde başlığımız ne? Başlığımız kısa dönem maliyet analizi. Hadi başlayalım.